Bu hikaye birçok insanın kalemi eline aldığı ilk gün başladı. Bir olmanın, birlikte olmanın, yan yana ama yekpare olmanın hikayesi. Binlerce insanın kalemine mürekkep, aklına kuvvet, özüne doğruluk ve bilgi işlenişinin hikayesidir bu. Türkiye Diyanet Vakfı. 1975'ten bu yana dini mübini İslam'ın araştırılması, araştırılanın aktarılması, yayılması ve yaşanması için hizmet veren Türkiye Diyanet Vakfı, eğitim ve kültür çalışmalarına daima hak ettiği kıymeti verdi. Hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında açılan okullar ve öğrencilere sağlanan burs imkanlarıyla doğru bilginin ulaşılabilir olmasını sağladı. İslam'ın özünü kavramış, erdemli nesillerin yetişmesi adına her düzeyde eğitim çalışmaları yapan Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, 1983 yılında İslam Ansiklopedisi çalışmalarıyla başlayan macera, 1988 yılında nitelikli ilim adamlarının yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla İslam Araştırmaları Merkezi İSAM kurulmasıyla devam etti. 1991 yılı itibariyle Bulgaristan'daki eğitim kurumlarında başlayan çalışma, Kırgızistan, Romanya, Azerbaycan, Somali, Sudan, Pakistan ve Gürcistan'la devam etti. Nihayetinde Türkiye Diyanet Vakfı, bağlı eğitim kurumlarıyla milli ve manevi değerlerimizle yoğrulan, teknolojik imkanlardan üst düzeyde faydalanan, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde kazandıkları başarılarla göğsümüzü kabartan birçok arkadaşımız oldu. Arkadaşımız diyoruz ama ailemiz desek daha doğru olur. Çünkü ben kendimi 40 bin öğrencinin, arkadaşımın, kardeşimin olduğu kocaman bir ailenin parçası gibi hissediyorum. Birimiz başarınca hepimiz başarmış oluyoruz. Aynı sevinci paylaşıyoruz. Sonunda faydası da ümmetimize oluyor. Diyanet Vakfı eğitim ve kültür faaliyetlerini bu yüzden bu kadar önemsiyor. Eğitim öğretimden bahsediyoruz ama eksik de bırakmayalım. Bu çatı altındaki öğrencilerin barınma, giyinme, kitap, kırtasiye ya da iaşe gibi ihtiyaçları da titizlikle karşılanıyor. Dersler, kamplar, geziler, staj programları, yabancı dil eğitimleri her birinin tam donanımla yetişmesi için kelimenin tam anlamıyla seferber ediliyor. Tam donanıma sahip olmak önemli. Ne de olsa bugünün öğrencileri, yarının öğretenleri, dini rehber ve liderleri olacaklar. Kimileri din eğitimi alanında çalışacaklar. Türkiye'de, Orta Doğu ya da Afrika'da. Kim bilir, belki de Uzak Doğu'da. Dolayısıyla dünyanın her yerinde, camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra yüksek öğretim kurumlarında doğru dini bilgi ve kültürle yetişmiş insanlar olacaklar. Kimileri kendi toplumunun sesi, en çok da bu milletin gönüllü elçisi olacaklar. Çünkü bu topraklardan en güzel öğrendikleri şey vefa olacak. Bu yüzden Türkiye Diyanet Vakfı her yıl uluslararası burs programlarına 112 ülkeden başvuran öğrencilere hassasiyetle seçiyor. Yurt dışında din kardeşlerimizin azınlık olarak yaşadığı kimi ülkelerde çeşitli sıkıntılar var. Hepsi kimliklerini, özlerini korumak istiyorlar. Bu yüzden Türkiye Diyanet Vakfı Bulgaristan'da, Haiti'de, Romanya'da, Moğolistan'da eğitim kurumları kurdu ki oradaki kardeşlerimiz dillerini, dinlerini, benliklerini korusun. Savaşın ve sefaletin kol gezdiği Müslüman izzeti ve şerefinin payimal olacağı coğrafyalarda Somali'de, Filistin'de açmış olduğu eğitim kurumları ve vermiş olduğu desteklerle İslam toplumunun yanında oldu. Ayrıca Myanmar'daki soykırımdan kaçıp, Bangladeş'teki mülteci kamplarında ve Pakistan'da hayat mücadelesi veren Rohingyalı Müslümanlara insani yardım çalışmalarının yanında eğitim çalışmalarıyla da bir toplum inşa edilmesi konusunda destek verilmektedir. Türkiye Diyanet Vakfı, 7 kıtada yüreği iyilik için çarpanların bağış ve destekleriyle 14 ülkede kurulan okullarla 112 ülkeden gelen onlarca öğrencileriyle çalışmaya ve günden güne büyümeye devam ediyor.
Dileriz Allah'tan bu kutlu yürüyüş nesiller boyu sürecek ve her birinde daha da büyüyecek.